Sevgili seyirciler, Türkiye ve Yunanistan arasındaki en büyük sorunsa kuşkusuz Kıbrıs'tı. Kıbrıs'ta Türk azınlığa yönelik çeşitli hak ihlalleri Türkiye'yi savaş için değil barış için Kıbrıs'a çıkmaya bir anlamda mecbur kılmıştı. Kıbrıs sadece Türkiye'nin iç politikasını değil Yunanistan'ın da iç politikasını çok yakından etkiliyordu, belirliyordu. Bakın, Türkiye ve Yunanistan'ı karşı karşıya getiren, hatta bir savaşa kadar götüren Kıbrıs meselesinde neler yaşanmış, nasıl yaşanmıştı? Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Yani Kıbrıs tabii, Kıbrıs sorunu da çok önemli. Kıbrıs sorununun ortaya çıkması her şeyden önce Yunanistan'ın genişleme politikalarına geri dönmesi anlamına da geliyordu. Kıbrıs sorunu çözülmemesi çok uzun süren bir sorun. Biraz önce ifade ettiğim gibi büyük emeklerle işte Zürih ve Londra anlaşmalarının Makaryos'un ortaya çıkarttığı 13 maddeyle yıkılmasından sonra Kıbrıs Devleti'nin bu anlaşmalarla kurulan Yunanistan maalesef Kıbrıs'ta iki toplumun eşitliğine dayanan bir yönetim kurulmaması konusundaki politikalarına devam ediyor. Bugün Kıbrıs'taki çözümsüzlüğün ana sebebi de Yunanistan'ın Kıbrıs'ta Türk toplumunun siyasi eşitliğini kabul etmemesinden kaynaklanıyor. Yani Türk toplumunu bir şekilde bir azınlık durumuna düşürme politikası güdüyor Yunanistan. Bir şekilde adanın zenginliklerini, adayı siyasi açıdan Kıbrıs Türk toplumuyla eşit bir şekilde, siyasi eşitlik bağlamında, siyasi eşit bir şekilde yönetmek yönündeki bütün girişimleri bugüne kadar Yunanistan ve Rum tarafı engellemiş gibi gözüküyor. Halbuki Kıbrıs sorununun çözümü tabii Türk-Yunan ilişkilerinde çok ciddi bir yumuşama sağlayacaktır. Doğu Akdeniz'de çok önemli bir yumuşama sağlayacaktır. Ama gördüğümüz nokta, yani Rum ve Yunan tarafının maalesef Kıbrıs sorununun çözümü konusunda gerekli olan siyasi eşitlik, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşitliği konusunda yanlış yönde politikalar güttüğü yönündedir. Sevgili seyirciler, 1974'ten sonra iki ülke arasındaki ilişkiler dondurulmuş, bir anlamda normalleşmeye doğru adımlar atılmıştı. Kuşkusuz bunda iki Dışişleri Bakanı'nın attığı adımların da çok büyük önemi vardı. İsmail Cem ve Yorgo Papandreou'ydu. O kadar önemli barış adımları atmışlardı ki ceketleri çıkartmışlar ve iki ülke arasındaki dargınlığa bir son vermişlerdi. Sevgili seyirciler, aslına bakarsanız Türkiye-Yunanistan arasındaki en büyük krizlerden bir tanesini 1996 yılında Kardak'ta yaşandı. Ben de genç bir muhabir olarak Kardak krizinin tam ortasındaydım. Bozulan bir gemi, o geminin ardından kurtarma çalışmaları, gazetecilerin işe dahil olması, iki tane küçük kayalığı bir anda iki ülke arasında savaşın eşiği bir noktaya getirmişti. Bakın, Kardak krizinde neler yaşanmış, son dakikada bir savaş nasıl önlenmişti? Burası Bodrumlu balıkçıların İkizcesi. Türkiye'nin Kardak kayalıkları, Yunanistan'ın İmya Adası. Burası Türkiye ile Yunanistan arasında kalan ve Türk gemilerinin özellikle kullandığı neredeyse bir otobanı andıran bir geçiş noktası, bir boğaz. Aradaki 12 millik mesafenin tam ortasında işte Kardak yer alıyor. Yani tabii Türkiye ile Yunanistan arasında geçmişte çok büyük krizler yaşandı. Bunlardan bir tanesi de 1996 senesinde yaşanan Kardak kriziydi. Çünkü yani Yunanistan Ege'deki uygulamalarına baktığımız zaman maalesef yani birçok uluslararası hukuku çiğneyen uygulaması var. Biraz önce değindim, işte hava sahasının, karasularının çok ötesinde 4 millik daha fazla bir hava sahası iddiası. Fır sorumluluklarını
egemenlik hakkı gibi yorumlama gibi uluslararası hukuka aykırı olan davranışlar. Bütün bunlar yani adaların silahlandırılması, bir de bunlara kendisine verilmeyen anlaşmalarla, uluslararası anlaşmalarla verilmeyen adacık küçük adalara sahip çıkma gibi bir politika izlemeye başladı. Yunanistan Türkiye'de tabii çok açık bir şekilde yani uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a ismen devredilmeyen bütün alanların şey olduğu, gri bölgeler olduğu ve Türkiye ile egemenliklerin Türkiye ile Yunanistan arasında görüşülmesi gerektiği politikası ortaya çıktı. İşte bunlar da Kardak krizinin patlak vermesi, bu gri bölgeler sorununa çok büyük ölçüler içerisinde dikkat çekti. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin araya girmesiyle sorun yatışmış gibi görünse de bugün ortaya çıkıyor ki Yunanistan maalesef yani kendisine uluslararası anlaşmalarla bırakıldığı açık olmayan adaları da kendisinin görme eğilimi içerisinde bulunuyor Ege'de ve Doğu Akdeniz'de işte Meis'in yanındaki iki adada bu açıdan söz edilebilecek iki ada. Ben Yunanistan'da büyükelçilik görevinde bulunduğum sırada Türk-Yunan ilişkileri daha değişik bir mercada gidiyordu. Yani 2009 yılında biliyorsunuz Yunanistan bir seçime gitti ve daha da önemlisi çok büyük bir ekonomik kriz içerisine girdi. Yani o dönemlerde Yunanistan'ın politikası Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmekti ve yani Yunan ekonomik ilişkileri de o dönemde çok iyi bir yönde gelişti. Türk ticaret hacmi arttı ama Yunanistan'ın Ege'deki genişleme politikaları ve uluslararası hukuka aykırı politikaları o dönemde de devam etti. Yani Atina'da bulunduğum dönemde işte hemen Türkiye'nin sınırındaki Eşek ve Bulamaç adalarındaki sorunlar devam ediyordu. Aynı işte bugün Meis'te yaptığı gibi Yunan Cumhurbaşkanı Eşek Adası'na giderek Türkiye'yi tahrik politikalarına devam ediyordu. İstişkafi görüşmelerin hiçbir sonuç vermeden devam etmesi yönünde Yunan politikaları izleniyordu. Yunanistan'ın yani bir tutumunu şu hususu çok iyi tespit etmek lazım. Yani Yunanistan Türkiye ile sorunlarını sanki sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, kıta sağlığı sorunu gibi görüyor. Halbuki uluslararası hukuka aykırı olarak davrandığı birçok sorun var Ege'de. Yani işte hava sahasının genişliğinden tutun da adaların silahlandırılmasına kadar, fır sorumluluklarının çok farklı bir şekilde egemenlik hakkı gibi uluslararası hukuka aykırı olarak görülmesi gibi birçok sorun da Yunanistan'ın çıkarttığı sorunlar da var. Bu sorunlarda maalesef yani Yunanistan zaten Türkiye ile görüşme ve bu sorunları halletme konusuna uzun zamandan beri yanaşmıyor.